Bu saatinden merhaba sayın seyirciler. Günün sıcak gelişmelerini, yeni mesaj yazarı Murat Çapaz'la birlikte ele alacağız, değerlendireceğiz. Evet, Sayın Çapaz, Bamsıke Partisi lideri Sayın Hüseyin Paş'ın yine yine kişisel YouTube kanalından yaptığı bir açıklama var. ilginç son siyasi gündeme ilişkin önemli tespitleri de var. Bu haberimize bir bakalım, son üzerinde konuşalım. Şimdi Türkiye'nin yumuşamaya aslında bugünlerde ihtiyacı yok. Türkiye'nin yıllardan beri yumuşamaya ihtiyacı var. Ama özellikle bilhassa Cumhurbaşkanı'nın herhalde yumuşamaya ihtiyacı var ki şu anda böyle bir yolu açmış oldu. Böyle bir sürece girmiş oldular. Burada daha çok dikkatimi çeken aslında hemen arkasına Kavala'nın serbest bırakılması konusu konuşulmaya başlandı. Bu konuyla bağlayacak olursak bu yumuşama aslında dışarıya bir mesaj. Şimdi Kavala da burada kilit bir isim kilit bir aktör. Olaya şuradan yaklaşmak lazım. Kavalan'ın serbest bırakılması bir başlıca yumuşama süreci gibi tırnak içinde. Madem suçsuzdu, niye bu kadar zamandır içeride? Velev ki suçlu bir adam, şu an ne oldu da suçsuz bir adammış gibi yeniden yargılanacakmış gibi e, toplumun önüne getiriliyor. Yarın bunu biz Demirtaş'la ilgili de görebiliriz. Yani o da gündem olabilir. Veya aklınıza kim geliyorsa. Ben seçim döneminde bazı ee, Söylemlerimde şunu da vurguladım aslında dedim ki İsveç hususunda R yapıyorsun, Mısır hususunda R yapıyorsun, işte Raip buransında R yapıyorsun, her hususta R yapıyorsun. FETÖ hakkında R yapmayacağını nereden bilir? Bu da büyük bir soru işareti. Dolayısıyla yarın iktidarın işine gelse FETÖ ile de belli noktalarda, belli zeminlerde diyalog geliştirebilirler. Dolayısıyla bu aslında Türk siyasetinin iç hukuka dönük veya iç meselelere dönük bir çözüm üretmediğinin, sorunları tamamen dışarıdan bir gözle, yani bir küresel sermaye gözüyle, bir Amerikancı gözle, bir Avrupa e, himayesinde bir gözle sorunlara yaklaşıldığının bir ispatı. Dolayısıyla Kavala hususunda da mesaj vermek istedikleri yerler, Türkiye ile ilgili, halkla ilgili yerler değil. Bir başka yerlere yumuşama, bir başka yerlere şirin gözükme çabasının bir fotoğrafı, bir yansıması olarak değerlendirebiliriz. Tuğrul Türkeş. Şu an AK Parti milletvekili, Alparslan Türkeş'in oğlu. O da bu konuda bir açıklama yaptı evet. ve Osman Kavala'nın olası serbest bırakılmasına tepki verenlere karşı bir tepkisi oldu. Bunu nasıl yorumlayalım? Şöyle, e, bence orada zaten MHP'ye bir mesaj var. Hatta MHP buna henüz ses çıkarmamışken önünü alma gibi bir plan diyebiliriz. MHP buna itiraz gösterecek büyük ihtimalle. Oradaki bir kavganın sonucu yani... Günün sonunda şunu söyleyebiliriz, bir şeyler dönecek, siyaset ısınıyor, siyaset hızlanıyor, farklı bir e, rotaya doğru şu anda Türk siyaseti ilerliyor ama toplum rahat olsun. Bu rotanın toplumla hiçbir alakası yok. Tamamen bazı güç odaklarına hem iktidarın hem muhalefetin şirin gözükme çabaları. Bunun sonucu olarak bunlar ortaya çıkıyor ama toplumun hayrına, ülkenin hayrına. Ülkenin menfaatine hiçbir şey yok. Siyasi ortam profil değişiyor ve yıllardır bizi aynı şekilde tabiri caizse güden siyasilerde farklı yöntemler şu anda izlemeye çalışacaklar. Bu bütün anlattıklarımın İsrail konjonktürüyle de alakası var. Suriye konjonktürüyle de alakası var. Rusya-Avrupa gerilimiyle, Rusya-Ukrayna gerilimiyle de alakası var. Avrupa ile bizim durumumuzla da alakası var. Amerika'nın sermaye hareketlerini farklı yönetmesiyle de alakası var. Amerika'nın Çin'e karşı uyguladığı... Tutumla da alakası var. Hiçbirini tek başına işte biriyle biri görüştü buradan bu sonuç çıktı diye değerlendirmemek lazım. Birçok bileşen var ve bu birçok bileşenin sonucunda görüyoruz ki Türk siyaseti yumuşama adı altında anayasa değişikliği sürecine ilerletiliyor. Bu anayasa değişikliği sürecinde terör farklı konumlandırılacak, milliyetçilik farklı konumlandırılacak bunların hepsini yaşayacağız. Evet Sayın Sabaz, Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş aslında çok önemli konulara değindi. çok dikkat çekici şeylerinde altını çizdi aslında. Şimdi şöyle bir giriş yapmak gerekirse, 8 senenin ardından işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile işte AK Parti Genel Başkanı bir araya gelmiş oldular. bu tabii önemli bir yumuşama adım olarak görüldü. Bugün yine e, Sayın Bahçeli ile e, Sayın Özel yine e, bir görüşme gerçekleştirdiler. Yani Cumhur İttifakı ile CHP'nin bir e, diyaloğu var. Sıcak bir görüşmeler, işte yumuşama siyasette yumuşama adımları olarak yorumlanıyor. Zaten bunun e, bunu ifade ediyor Sayın Hüseyin Baş. E, şimdi bu siyasetteki hiç yokken, hani 8 sene boyunca Adeta kanlı bıçaklıyken bu yumuşamanın ne anlama geldiğini konuşalım. Bir de orada konuşulan konular hukuki konular var. İşte Kavala'nın işte serbest bırakılması gibi falan. Hukuki konuları niçin siyasi liderler konuşurlar? Yani bu da enteresan bir konu. Kaldı ki özellikle mesela kavala ile ilgili konu Avrupa'dan da Türkiye'ye yapılan baskılar var bu konuda serbest bırakılmasıyla ilgili. Böyle bir konu var. Bir de acaba bu yumuşama, işte Sayın Hüseyin başında altını çizdiği gibi niyetinde gündemde AK Parti'nin ısrarla hani gündeme gündemde tutmaya çalıştığı anayasa değişikliği. Ee, i̇şte bu yumuşama, siyasetteki yumuşamalar da acaba bu anayasa değişikliği ile ilgili mi? Ee, bunları biraz konuşalım isterseniz. Buyurun. Evet. Ee, Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş hem iç politikada, siyasetle alakalı, hem ekonomiyle hem de dış politikada alakalı birçok açıklamalar yapmaya devam ediyor ve gerçekten çok önemli tespitlerde bulunuyor. Bugünkü konuşacağımız bölümde de Türkiye'deki siyaset gündemi, hani değişim adı altında, yumuşama adı altında siyasette yaşananlar nedir, bunların arka planlarını yorumlamaya, değerlendirmeye devam ediyoruz Sayın Baş. Bakın aslında çok önemli bir yerden yaklaştınız. Yani bugün bir hukuki bir mevzu var, yani Kavalan davası var, Demirtaş konusu var vesaire. Bunları niye siyasetçiler konuşuyor? Evet. Yani burada aslında bu sorun cevabı şu aslında ya yani veya bunların konuşulması bile bence hukukun ne kadar siyasallaştığının en büyük ispatı. Evet. Bu şu anda hukukun siyasallaştığının göstergesi. net göstergesi. Yani başka bir hiçbir izah yok bunun yani. Evet. Şimdi serbest bırakılmasa da, yargılanmasa da burada bir siyasetin hukuka müdahalesi var. Serbest bırakılsa da şu anda siyasetin hukuka müdahalesi var. Yani artık bu bu bir yerden dönmez. Evet. Yani böyle bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi ikinci soru da şu. Yani ön değerlendirme olarak ifade edelim bunu. E şimdi bu kadar hukuka siyasetin bulaştığı bir dönemde e, böyle bir siyaset anlayışının yeni anayasa yapması ne kadar hukuki olabilir? Değil mi? Evet. Yani şu anda bunların hukuka bakışı bu. Bunların hukuka bakışı tamamen siyasi. Ve menfaatle beraber karşılıklı menfaatler ve yine Sayın Baş'ın ifade ettiği gibi Türk milletinin menfaatini olmayan ama birilerine şirin gözükme, dışarıdan birilerine, küresel bir takım iradelere şirin gözükme adı altında yapılan bir takım hamleler bunlar. Yani Sayın Baş ne diyor? Bu yumuşama millete yönelik bir yumuşama değil. Evet. Bu yumuşama Amerika'ya yönelik bir yumuşama. Avrupa Birliği'ne yönelik bir yumuşama. Onların taleplerini yerine getirme konusunda bir yumuşama. Dolayısıyla burada millete yönelik bir şey yok. Şimdi böyle bir hani e, siyaset anlayışına e, imza atan Siyasilerimizden yeni bir anayasa çıkması doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla bunlar anayasaya hukuk gözüyle bakmayacaklar. Anayasa tamamen siyasi bir anayasa olacak. Ve maalesef orada biz hukuku göremeyeceğiz. Şimdi anayasada biz hukuku göremezsek, o zaman e, bu buradan nasıl bir toplum sözleşmesi, ortak bir toplum sözleşmesi çıkabilir? Bu mümkün değil. Dolayısıyla e, bu genel değerlendirmeden sonra biraz daha Detaylara inersek bakın e, Sayın Baş ne diyor? E, kişisel YouTube kanalında. E, aslında e, hani Türkiye'nin zaten diyor yıllardır siyasetin bir yumuşamaya ama millet men menfaatine olan bir yumuşamaya evet ihtiyacı var. Yani ötekileştirmemeye, birleşmeye, kucaklaşmaya buna ihtiyacı var Türkiye'nin. Ama şimdi burada e, yıllarca bu gündem olmamış. Yani diyorsunuz 8 yıldır iktidar ve ana muhalefet liderleri gözük görüşmüyorlar. Sürekli kayıkçı kavgaları devam ediyor. Böyle bir atmosferde durup dururken bir anda bir frene basıp hadi yumuşalım diyen bir iktidar ve ana muhalefet var. Ve işte bugün de MHP ile görüşme, yani muhalefet muhalefet arası görüşmeler var. Şimdi ne diyor Sayın Baş? Demek ki diyor Cumhurbaşkanı'nın bilhassa bugünlerde diyor yumuşamaya ihtiyacı var. Yani siyasetçiler kendi Adlarına bir yumuşamaya ihtiyaç duydukları zaman yumuşuyorlar. Yani millet menfaatine bir yumuşama olacağı zaman bunu yapmıyorlar. Maalesef, Mesela evet. 1 Mayıs'ta bunu yapmadılar. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Yani 1 Mayıs'ta hiç de yumuşanmadı. Gayet sert, karşılıklı. Yani muhalefet de çok sertti, iktidar da çok sertti ve Neçe'de. Orada birçok hadiseler yaşandı, e, gözaltılar alındı, polis. Yani polis de buradan... Ee, efendim emniyet güçleri de yaralananlar oldu. oldu. Vatandaşlardan da efendim efendim yaralan. Yani bir kaos oldu yani neticede. Bir bayram kaosa, bir savaşa, bir çatışmaya e, tabiri caizse dönüştü. Şimdi Kavala sürecini değerlendiriyor. Şimdi yumuşama deniliyor. Hemen ardından işte yine Osman Kavala davası, belki ileride diyor Sayın Demirtaş'ın davası gündeme gelecek. Şimdi burada diyor Osman Kavala kilit bir isim. E, bu diyor yani yumuşama sürecinin bir şeyi gibi diyor yani e, bir sembolik gibi de aslında ifade ediliyor. Şimdi şunu soruyor tabii. Madem diyor suçsuzdu, şimdi hani yeniden yargılansın belki de serbest bırakılacak. Şimdi madem suçsuzdu niye yıllardır bu insanı sen içeride tutuyorsun? Yani o evet. zaman bu hukuki değil. Evet. E, madem suçlu o zaman niye şu anda serbest olmasın? Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz hukuk hukuki bir bakış açısı yok tamamen. Kesinlikle. Hatta Anayasa Mahkemesi yeniden yargılansın demesine rağmen bazı kişiler hakkında yeniden yargılansın demesine rağmen yani bu tabi kavala değil efendim. Ne oldu? O karar uygulanmadı. Yani bu noktada anayasayı biz uygulamıyoruz dendi. Yani. Kavala ile ilgili olarak da mesela bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin talepleri var. Diğer şeyler evet. var. Bir davada berat ediyor. Hemen daha çıkmadan başka bir davadan işte tekrar e, yani hapis yatmasına devam ettiriliyor. O gün eğer hukuksa bugün de. Evet. E, efendim o e, hukuk dışıysa o zaman bugün de şey hukuk dışı bir durum var. Dolayısıyla evet. e, olay tamamen e, siyasetle bakılıyor, hukukla hukuki konulara hukukla bakılmıyor, siyasetle bakılıyor. Evet. O zaman da oradan bir adalet çıkması zaten hiçbir koşulda mümkün değil. Bu Şeyde de e, işte <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde hani o siyasilerin vaatleri falan hani orada mitinglerde konuşmalar işte beyanatlar açıklamalar yapılırken de işte demir taşı çıkartacağız işte kavalayı çıkartacağız falan gibi siyasilerin özellikle mesela o dönemde Kılıçdaroğlu'nun işte ifadeleri de oldu mesela. Seçim vaatleri içerisinde. Seçim va yani düşünebiliyor musunuz? Hukuka müdahale var. Yani seçim vaatleri içerisinde hukuka müdahale var. O dönemde Orada da yani. Evet. Yani muhalefet de aslında hani sen yani sens bir siyasi lider olarak yargılama yetkiniyor yok ki. Yani bu hukukun işidir. Yani şu an hukukun siyasallaştığını siyasallaştığından şikayet eden e, muhalefetle, yani Cumhuriyet Halk Partisi de e, aslında şeyi e, siyasallaştırıyor. Hukuku siyasallaştırıyor aslında. Yani eleştiriyor e, hükümeti. Eleştiriyor. Diyor ki sen diyor siyas e, sen bunu tutu, sen siyasal sen hukuka siyaset karıştırıyorsun evet. diyor. Ama kendisi de bu vaatte Kendisi oluyor. de serbest bırakır, bırakacağını söylüyor mesela. Bakın aynı konu o zamanlar hatırlıyorum. Bağımsız Türkiye Partisi sorun, sorulmuştu. Sayın Hüseyin Baş'a sorulmuştu. Demişti ki bu konu hukukun konusu. Siyaset müdahale etmeden hukuk hangi karar verirse odur demişti. En doğru açıklamayı o budur. zaman Sayın Hüseyin Baş yani Hukuku hukukçulara bırakmak gerekiyor. Evet. Siyaseti de siyasetçilere bırakmak. Hatta şunu gerekiyor. söylemişti Sayın Hüseyin Baş o dönemde. Ben iyi hatırlıyorum. Ee, ve en makul, en doğru açıklamayı o yapmıştı. Hukukun özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde karar vereceği ortamı oluşturacağız biz demişti. Evet. Olması gereken bu zaten. Yani siyasilerin yapması gereken şey hukukun bağımsız bir şekilde Özgür bir şekilde kendi kararlarını verebilmesi, hukuku işletebileceği bir zemini oluşturmaktır siyasilerin görevi. Evet. Siyasilerin görevi yargılamak, mahkum etmek değildir ki. Evet. yani Şimdi zaten siz hukukçunun yapacağı işe müdahale ederseniz, bilim insanlarının yapacağı işe müdahale ederseniz, bakın şu anda yıllardır bir deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkeyiz ve hiçbir depreme hazırlık çalışması yok. Evet. Deprem eli kulağında efendim ama hiçbir hazırlık yok. Neden? Çünkü seçim bitti. Vaatler o dönemde havalarda uçuştu. Yine aynı aynı tas aynı hamam devam ediyor. Yine bakın Bamsık kapasiteleri depremle alakalı projelerinde şunu ifade etmişti. Biz bilim insanlarını bir araya getireceğiz, onları destekleyeceğiz. Onlar hangi çözüm önerilerini ortaya koyarlarsa onları hayata geçireceğiz. Evet. Yani bilime de müdahale edilmemesi lazım. Tabii. Hukuka da müdahale edilmemesi lazım. Onların sağlıklı çalışabileceği hiç kimseden talimat almadan, efendim birilerinin menfaatlerini karıştırmadan hukuku devreye koymaları gerekiyor. Bilim insanların da aynı şekilde hiçbir yolsuzluğa, hiçbir efendim birilerinin rant projelerine alet olmadan bir takım adımlar atması gerekiyor. Şimdi bazen öyle bir noktaya geliyor ki şimdi deniyor ki şurayı boşaltın. Ya kardeşim orayı boşaltmak çözüm değil ki sen orayı boşaltın diyerek. İnsanları oradan çıkartarak orayı sen ranta mı açmaya çalışıyoruz? Bu da değil ki çözüm. Evet. Bir yerleri boşaltmak değil. Burada ortaya konulması gereken şey neydi? Yani yerinde kentsel dönüşüm ve efendim o yerin koşullarına uygun olarak olması gereken şekildeydi. Yani e, dolayısıyla maalesef e, bunlar ortaya konulmadı ve konulmuyor. E, ve o zaman da ortaya bir e, hiçbir konuda sağlıklı bir sonuç çıkmıyor. Sayın Baş'ın yine konuşmasında dikkat çektiği konu şu. Şimdi hani yumuşama adı altında helalleşme adı altında bakıyorsunuz hep hani hükümetin r yaptığını yani r ne demek? geri vites. Evet. yaptığını görüyoruz. ne diyor? Mesela diyor İsveç konusunda r yaptın diyor. Yani İsveç, çok bariz yani ya. Biz iktidarda olduğumuz müddetçe işte İsveç Kur'an yakıyor. İsveç efendim Terörü, e, terörü destek, destek veriyor. Diye. İsveç şunu yapıyor, İsveç bunu yapıyor. Biz ona evet demeyeceğiz deyip evet dendi. Evet, doğru. Yani doğru. ciddi bir re, yani e, geri vites. Mısır hususunda, yani e, Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye ne, neler denmedi? Neler değil denmedi, mi? evet. Yani her türlü zalim dendi, bilmem ne dendi, her şey dendi. Ondan sonra tekrar buluşulup e, onlar bir, bir kenara konuldu. Tekrar yani daha önce niye böyle tavır koydun? Şimdi niye böyle davranıyorsun? Yani gerçekten birbirine taban tabana zıt olan uygulamalar. Burada bir parantez aç açayım. Bu arada yani işte katil sisi denildiği dönemle şimdi işte el sıkışıldığı dönem arasında Doğu Akdeniz'de münasır alanlar belirlendi. Türkiye'nin dışlandığı. Münasır alanlar belirlendi ve orada doğalgaz aramaları başlatıldı bu dönem evet. zarfı içerisinde. Bunu evet. da hatırlatmış olalım yani. Yani biz e, Doğu Akdeniz'e en fazla kıyısı olan, sınırı olan ülke olarak e, maalesef şu anda e, doğalgaz kaynaklarından en ufak bir şekilde istifade edemiyoruz. Yani geminizi e, böyle burnunu yönerseniz hemen müdahale ediyorlar. Evet. Ve şu anda e, sırf adamlar rahatsız olmasın diye de o gemileri oradan çekmiş vaziyetteyiz zaten. Evet. Başka yerlere, Karadeniz'e başka yerlere koymuş vaziyetteyiz. Şimdi Doğu Akdeniz’e biz hidrokarbon kaynakları konusunda, enerji kaynakları konusunda 2003 yılında başlayan bir süreçtir biliyorsunuz o. Yani İsrail ile Güney Kıbrıs Rum kesimi 2003 yılında ilk doğal gaz anlaşmasını yaptılar. Yani 2003’ten başlayan bir süreç var. O zamanlarda biz bunları görmezden geldik, duymazdan geldik. Ve biz o zamanlarda Kıbrıs'ın sırtımızda kambur olduğunu savunuyorduk. Yani AKP hükümetin evet. yetkilileri Kıbrıs'ın kambur olduğunu ifade ediyordu. Yani verelim gitsin Avrupa Birliği için şey yapmayalım. Yani boş boşuna direnmeyelim. Mantığı hakimdi. Anlam planına destek de verdik evet. zaten. O planımızda. sıralarda evet. Rumlar doğalgaz anlaşmaları yapıyorlardı. Ve şu anda o bölgelerden çıkartılan doğalgaza da ne gazı deniyor? İsrail gazı deniyor. Evet. Yani en fazla bizim hakkımız olan gaza şu anda İsrail hakkı deniyor, gazı deniliyor. Ve bakın İsrail çok enteresan hem o doğalgazı çıkartıyor hem de onu Rum kesiminde kurmuş olduğu tesislerde onu işliyor. Ve oralara da yerleşiyor. Kıbrıs'a da yerleşiyor şu anda. Ve Kıbrıs'ın bir özelliği daha var. Kıbrıs aynı zamanda aynen Güneydoğumuz gibi, aynen Orta Doğu coğrafyası gibi Büyük İsrail Devleti haritası içerisinde Kıbrıs. Hı, evet. Kıbrıs'a da bunu yani bildiğim kadarıyla binlerce aileyi oraya yerleştirdi İsrail. Yarın bir gün e, aynı şey bu Gazze'de yaşananları Kıbrıs'ta da göreceğiz. Şu anda bunların adımları bir şekilde atılmış oldu. Bu doğal gaz bahanesiyle, enerji tesisleri bahanesiyle bu hamlede atılmış evet, oldu. Paratız kapatalım yani. Olalım. Şimdi ne oldu? Ee, Rahip Brunson konusunda evet. bayağı ciddi bir e, efendim re yapıldı. Bırakılmaz, yapılmaz, edilmez. Ondan sonra e, Trump bir tweet attı, dolar bir, e, bir fırladı. Ardından bir baktı ki Brunson... Gönderildi. Bir de Trump'la fotoğraf çektirdi adam. Yani Şöyle söylemişti. Beyaz Saray'da fotoğraf evet, çektirdi doğru. yani. <laughs> evet, verdi. Sayın Erdoğan şu ifadeyi kullanmıştı. Verin papazı, alın papazı demişti. Yani Ray Branson'u verin. Fetö. E, Fetö ve Gülen'i de. Yani, Fetö verin, verin Bransını alın. Bransı alın gibi bir şey söylemişti ama e, biz Rahip Branson'u verdik e, ama oradaki papazı alamadık. Diğer konularda da böyle İsveç konusunda terörü destekleri devam ediyor. Kuran yakmalar devam ediyor ama biz İsveç'i NATO'ya onayladık. Evet. Efendim Mısır konusunda şu anda hani şunu da sormak lazım. Şimdi biz Mısır'la anlaştık. Peki Münhasır alan anlaşması yapabildik mi? Hayır. Yapamadık ve yapamayacağız. Yapamayacağız. Evet. Neden yapamayacağız? Çünkü Güney Rum kesimiyle ve Yunanistan'da bu anlaşmaları imzaladılar. Olay geçti artık, olay bitti. Yani olay bittikten sonra artık yani anlaşıyorsun Bu anlaşmanın tamam tabii ki anlaşacağız. Yani zaten kavga etmemiz yanlıştı zaten. Yani Mursi için biz niye kavga ediyoruz ki? Bırak onlar kendi aralarındaki kavga. Sen niye karışıyorsun ki? Evet. Yani neticede orada o gitmiş bu gelmiş. Ya bu gitse başkası gelse onunla da anlaşmak zorundasın. Niye? O adam o devleti temsil ediyor. O milleti temsil ediyor. Yani burada olayları kişisel bir kavgaya dönüştürmek doğru bir yaklaşım değildi zaten. Ne oldu? Bak çok şeyler kaybettik. Evet. Yani trilyonlarca dolarlık kaynakları kaybettik yani. Şimdi e, ee, Peki diyor, sen bu bütün bu konularda r yapıyorsun diyor Sayın Baş. FETÖ hakkında r yapma, yapmayacak nereden bilelim diyor. Evet doğru. Yani bu kadar bu kadar e, geri viteste e, geri vites gösteriyor ki bu konuda da belki büyük ihtimal geri vites yapılacak. E, yarın da iktidar işine gelse diyor Fetö ile de belli noktalarda bir be, e, belli zeminlerde diyalog geliştirebilir. Yani bunu e, yapmayı düşünebilir diyor. Çünkü daha önceki örnekler bunu gösteriyor zaten. Her konuda geri vites yapan bir hükümet var. Şimdi şu cümle, şu tespit çok çok önemli. Özellikle altını çizdim. Bakın bu aslında yani bütün bu yaşananlar. Bu aslında Türk siyasetinin iç hukuka dönük veya iç meselelere dönük bir çözüm üretmediğini. Sorunlara tamamen dışarıdan bir gözle, yani küresel sermaye gözüyle, bir Amerikancı gözle Avrupa himayesinde bir gözle yaklaştığının ispatı diyor bunlar. Yani hiçbir meseleyi şu problemin çözümünü için, Türk milletinin bir sorunun çözümü için, Türkiye'deki herhangi bir problemin aşılması için, çözüm için değil. Yani bu adımdan hiçbiri bunun için atılmıyor. Tamamen Amerika'nın gözüyle, Avrupa Birliği'nin gözüyle, NATO'nun gözüyle, küresel sermayeden gözüyle bu adımlar atılıyor. Ve sonuçta da onlar bunun faydasını görüyorlar, Türk milleti de bunun faturasını ödüyor. Yani yaşanan süreç hep bu oluyor. Bakın niye Sayın Baş, şu önemli tespiti yapıyor. Kavala hususunda, hususunda da mesaj vermek istedikleri yerler Türkiye ile ilgili, halkla ilgili yerler değil. Yani Kavala'yı millet istediği için yeniden yargılamayacaklar veya serbest bırakmayacaklar. Bu mesajı başka yerlere şirin gözükme çabasının bir fotoğrafı, bir yansıması olarak değerlendirebiliriz diyor. Yine Avrupa için, yine Amerika için. Yani böyle bir hadise var. Hukuki değil, milli değil. Hiçbir bakış açıları, bu da ne oluyor işte, dediğimiz gibi milletin menfaatini olmuyor, zararına oluyor. Türkeş'le alakalı bir şey, Turul Türkeş'le alakalı bir şey söyleniyor. Orada da tabii Sayın başlıyor diyor ki, orada da MHP'ye bir mesaj. Yani Turul Türkeş, Neçe, neçede MHP'nin kurucusu olan Türkeş'in oğlu. Dolayısıyla burada Osman Kavala konusunda MHP'den bir itiraz geleceği için, Turul Tuğrul Türkeş'le beraber onun önünü almaya çalışıyorlar, engellemeye çalışıyorlar diyor. Ve yine Sayın Baş şu önemli tespit, bakın siyaset ısınıyor, siyaset hızlanıyor. Farklı bir rotaya doğru şu anda Türk siyaseti ilerliyor. Bu rotanın, rotanın toplumla hiçbir alakası yok. Bu tamamen bazı güç odaklarına hem iktidarın hem muhalefetin, muhalefet de bunun içerisinde, şirin gözükme çabaları bu çabanın sonucu olarak bunlar ortaya çıkıyor ama toplumun hayrına, ülkenin hayrına hiçbir netice, hiçbir şey yok diyor Sayın Baş. Ee, bir de anayasa konusunda da yani e, şimdi bakıyorsun bütün bu tartışmalar yaşanıyor. Ziyaretler, gelgitler yaşanıyor. İşte Erdoğan'la özel görüşüyor. Özel Bahçeli'yle görüşüyor. O onunla görüşüyor, bu bununla görüşüyor. Sonuca bir bakıyorsunuz gündem yeni anayasa. Evet. Yani Özgür Özel'in gündeminde de yeni anayasa var. Efendim e, Sayın Erdoğan'ın gündeminde de yeni anayasa var. MHP'nin gündeminde, MHP de şu anda yeni anayasa destek vereceğini ifade etti. E bakıyorsun diğer partilere de sanki muhalefetmiş gibi davranan partilerde hepsi yeni anayasa diyor. Şu anda anladığım kadarıyla, yani Sayın Başta onu ifade ediyor zaten, e, birçok bileşen var ve birçok bileşen sonucuna görüyoruz ki Türk siyaseti yumuşama adı altında, Anayasa değişikliği sürecine ilerletiliyor. Yani yumuşamanın bir şeyi de e, sebebi de yeni anayasa. Yumuşama adı altında yeni anayasa ortaya çıkartılacak. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu da iktidarıyla muhalefetiyle topluma gitmeden yapmaya çalışıyorlar. Bakın geçenlerde e, ya Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklaması olabilir ya da Sayın Erdoğan'ın açıklaması olmuş olabilir. Şöyle bir ifadeleri vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasayı bugün hazırlayabilecek yani hazırlayabilecek kudrettedir. Gibi bir açıklama yapıldı. Yani anlaşılıyor ki bütün bu ziyaretler, gel gitler, bu yaşanan tablo, bu işi millete sormadan mecliste halletmenin yöntemlerini arıyorlar. Ya zaten anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman anayasayı yapabilecek donanıma sahip zaten. Yani bunda tabii ki bir şüphemiz yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok büyük bir çatı. Dolayısıyla bütün yasalar da oradan çıkıyor. Anayasayı da yapabilirler. Yani donanım olarak söylüyorum. Ama burada Sayın Süheyl Baş'ın ve sizin de altını çizdiğiniz gibi bunun milletin yararına mı olacak? Yoksa sizin siyasi hani çıkarlarınıza endişelerinize işte veya da hedeflerinize yönelik bir anayasa mı yapılacak? Bu önemli. Evet. Burada önemli olan vatandaşın, milletin çıkarlarına bir çıkarlarına göre bir anayasa çalışması yapılacaksa yapılması lazım. Ama bununla ilgili çok ciddi tabii ki endişeler var. Yani milletin yararı ile ilgili. Çünkü şu anki anayasanın milletin zararına olan bir herhangi bir maddesi yok zaten. Sonra anayasada yapılan birçok değişiklik, <laughs> hani millet yararında olmadı zaten. Evet. Yani 2010 anayasa referandumunda görüyoruz ki hukukun siyasallaştığını gördük. Yani bugün hukukun, hukuka siyasetin müdahalesini konuşuyorsak, bu 2010 referandumda yapılan anayasa değişikliği sebebiyle. Dolayısıyla yapılan anayasa değişiklikleri, bakın partili cumhurbaşkanlığı dendi, şimdi kendisi de rahatsız. Evet. Yani o sistemden kendileri de rahatsız oldular. Niye? 50 artı 1'e ulaşmak da artık bu hep bir bir partiye yedek partiye ihtiyaç duyuyor. Sürekli bir şeyleri düzeltmek istiyorlar. Tabii. Böyle. Şimdi de eksik ona kalan göre eksik şeyler. E, evet. Günün yani zamanın işte getirdiği eksiklikleri tespit ediyorlar. Sonra eksikliklere göre tekrar bir anayasa değişikliği. E bunu son son olmaz ki bunun o zaman. Evet. Yani sürekli. Yani ya, şimdi eğitim yapmaz, adalet mikazması yapmaz. E, e, efendim si yasalar, siyaset, anayasa yap boza döndü. E Şimdi bakıyorsun. E şimdi bu kadar e, hani bir şeyler yapıp da Sonra ya pardon bu yanlış olmuş sonucu ortaya çıkıyor. E sen komple anayasayı yeni bir anayasa olarak gündeme getirdiğinde peki böyle bir yanlış çıkmayacak mı ortaya? Yani neçede i̇şte, bakın sayın baş güzel bir soru sormuştu demişti ki yani sen neyi yapmak istiyorsun ve anayasal maddesinin hangi maddesi buna engel? Buna engel evet. Bu sorunun cevabını almadan yeni anayasa bence hiç konuşulmaması lazım. Ben, ben bir tane maddesini hemen söyleyeyim. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa yine Erdoğan ve anayasa buna engel. Evet. Ama şöyle bir durum da var. Ya o da çok enteresan bir şey. İşte erken seçim kararı alınıp efendime söyleyeyim tekrar hani e, Cumhurbaşkanlığının önüne açılması gibi bir boşluk var. E, orada da yine hani bu anayasa tartışmaları da yapılırken orada da şöyle bir durum var aslında. Yani erken seçim diye anayasada bir madde yok aslında. Seçimlerin yenilenmesi diye bir madde var. Dolayısıyla erken seçim, yani siz gidin 4 sene hani e, iktidarda kalın, 4 sene, 4,5 sene, işte seçimlere bir ay kala erken seçimde, ondan sonra bu seçim yenileme olmuyor ki. Ya bu şuna benziyor, şimdi giriyorsunuz bir lokantaya, <laughs> tamam mükellef bir sofra, ondan sonra yiyorsunuz, yiyorsunuz, en son artık şeye geliyorsun. tatlının son da yudumuna geliyorsun. Diyorsun ki ben beğenmedim, para ödemeyeceğim diyorsun. Evet. Yani. Bunun gibi bir şey. Bunun gibi aynen. Ondan sonra mutfağa gösterirler. Evet. <laughs> bir de anayasayla ilgili olarak, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak mesela hani bu yumuşama süreci var ya şimdi. Şimdi bu yumuşama süreci mesela AK Parti ilk yeni iktidara geldiği dönemlerde de işte hatırlayalım. İşte, işte çözüm süreci falan başlatılmıştı. O zaman da işte yani bir yumuşama, işte bir barış e, havaları estir diyordu. Akıl insanlar falan hani güya e, danışacakları, işte akıl insanlar siz neler düşünüyorsunuz diye hatta sanatçılardan falan da dahil bir sürü insanlar işte bu işe dahil edildi. Bir çözüm süreci başlatıldı. E, ve bu çözüm sürecinin nihayetinde biz aslında Türkiye'nin federasyonlara bölünmesi gibi konuları konuşulmaya başlanmıştı Türkiye'de. E, şimdi ee, bu yumuşama adı altında anayasa değişikliğinde de yine böyle bir böyle bir şeyin sahnelenmesi gündeme gelebilir mi? Bu da bir soru işareti aslında. Şimdi Sayın Baş zaten ne diyor? Bu anayasa değişikliği sürecinde terör farklı konumlandırılacak. Evet. Milliyetçilik evet. farklı konumlandırılacak. Evet. Yani şimdi sen yani bu aslında ona işaret etti. Bu edelim. anayasada sen. Şimdi öyle bir e, şimdi yumuşama adı altında yeni anayasayı bir mutabakatla sağlayacağız deniliyor ve mecliste bunun çözüleceği ifade ediliyor. Ve diyalog kurulan insanlara bakıyoruz. Hani seçim sürecinde hani CHP'yi DEM Parti ile beraber hareket ediyor düşüncesiyle, iddiasıyla beraber ne yaptılar? Hep eleştirdiler. Değil mi? Evet. Şimdi kendisi de DEM Parti ile görüşüp yeni anayasayı yapmaya çalışıyor. Evet. Peki DEM Parti'nin burada talebi ne olacak? belli. Yani belli. Şimdi bu arada hani bazı partilerin içerisinde Fetö'nün usulları var değil mi? Fetö'nün görüşlerinin dillendirenler yani siyasette, var. Siyasette Fetö'nün evet. hala çıkartılmadı ortaya yani evet. Evet. Dolayısıyla bu burda hani onun taleplerinin de olduğu bir süreç olacak mı olacak? Birileri ne diyordu efendim Türk Anayasadan çıkartılması lazım ifadeleri vardı. Onun talepleri karşılanmaya çalışacak mı? O da masada olacak. Şimdi federasyon olacak mı masada? Olacak. Milliyetçilik yani talepleri olacak, olacak mı? Yani, evet. Olacak. Bir birilerinin efendim hani bölme gayeleri olacak mı? Olacak. Yani bunlar hepsi masada olacak. Yani bunlar ne kadar kabul edilecek? Ne kadar kabul edilemeyecek? Nasıl bir noktada buluşulacak? Ama netçe bir çeşniden bahsediliyor. Şimdi burada böyle bir kaos ortamında böyle fikirlerin kaos halinde olduğu bir ortamda kalkıp da senin e, hani 1982 anayasasından daha güzel bir anayasa ortaya koyman mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Bakın evet. 1982 anayasası evet. çok mükemmel, çok güzel bir anayasa demiyorum. Mutlaka eksikleri vardır. Ama şu anki hükümetin ve şu andaki meclis tablosunun 1982 anayasasından daha iyi bir anayasa koyabileceğini düşünmüyorum. Evet. E daha iyisini koyamayacaksan o zaman da onu Devam ettireceksin. zaten, zaten Şimdi evet. burada mesele şu. Yine o soruyu sorarak bunu şey yapalım. Yani sen, yani hükümet şun cevabını vermesi lazım. Ya da yeni anayasa isteyen işte kimse, sayın Bahçeli, işte e, sen Özgür Özel, sayın efendim Erdoğan, şunu so söylemeleri gerekiyor bize. Ben şunu yapmak istiyorum. Yani millet adına şu hizmeti ortaya koymak istiyorum. Ama şu madde bana engel. Şunun değişmesi lazım. Bunu şimdi açıklamalar lazım. Evet, bu açıklanmıyor. Bu açıklanmıyor. Evet. O zaman soru işaretleri var. Şimdi adamlar görüşme yapıyorlar, bir buçuk saat görüşme yapıyorlar, hiçbir şey açıklamıyorlar. İster istemez demiyor musunuz yani bu ya bu nedir şimdi ya? Ne Tabii. konuşuldu burada? Şimdi e, yani yeni anayasa bu kadar konuşuluyor, bu kadar gündem oluyor. Birbirlerine gidip geliyorlar. Ha, anlat diyorsun yani hangi madde nedir, ne değildir? Ses yok. Geçenlerde hükümet yanlı yorumcuları dinliyorum. Onu da muhalefet eden yorumcular da var. Pardon. <laughs> var. Ondan sonra şey yapıyorlar. Ee, dedi ki ya dedi bu anayasa maddeleri dedi nedir dedi yani, yani bir tasla yok mu bunun yani? Verilen cevap şu. Karşı hükümet yanlısının verdiği cevap şu. E, tasla beraber hazırlayacağız. Yani <laughs> yani sorunun ne olduğunu da daha bilmiyorlar. Peki, siz yani... peki taslak şu an hazır değilse yani nasıl bir anayasa yapılacağı şu an belli değilse ki bence belli. Bence gayet iyi videolar evet. ama onu ikna etme çabaları şu an devam ediyor. Eğer böyle bir tane yani kendi ifadeleriyle böyle bir taslak yoksa o zaman sen yeni anayasadan bahsedemezsin ki zaten. Sorun ne peki? Sorun, Sorun ne yani? Sorunu söylesinler o zaman. Ha, değiştireceğiz sadece. Evet. Sadece değiştireceğiz. Yani sadece değiştirmek için de anayasa değiştirilmez ki. Yani bu siz benzetmeler yapıyorsunuz ya bir tane de hani betimleme ben yapayım. Şimdi bir hasta doktora gidiyor. Doktor diyor ki neyim var? Şu an hiçbir şeyim yok. Ama ileride neyimin olacağını da bilmiyorum. Bir taslak halinde sen işte… Sen bir kontrol et yani. kontrol et yani. Ya. İleride belki hasta olabilirim ama ne hastası olacağımı da bilmiyorum. O için sen beni tedavi et demek gibi bir şey herhalde bu da yani. <laughs> evet. Yani orada da evet, eğer dersin. yanlış bir doktora, e, efendim kendi menfaatlerini düşünen bir doktora gidersen o zaman da sana öyle hastalıklar çıkartır ki, olmayan evet. hastalıkları ondan sonra paşa paşa ödersin. Yani i̇şte dolayısıyla evet, evet, millet evet. E, böyle bir şeye müsaade etmemesi lazım. Tabii. Millet buna dur diyecek, müsaade etmeyecek yani. Diyecek kardeşim bizim yeni anayasa ihtiyacımız yok, bizim paraya ihtiyacımız var. Bizim emekli maaşının efendim e, geçim standartına yükseltmeye ihtiyacımız var bizim asgari ücretin artırılmasına ihtiyacımız var. E çok doğru söylüyorsunuz. Bizim efendim enflasyonun sıfıra doğru evet. Indirmeye ihtiyacımız var. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Yani şu an hakikaten, hakikaten çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani milletin derdi bunlar. Yani işte 4 aylık zaman zarfı içerisinde işte %18 küsür değil mi enflasyon farkı oluşmuş 4 ayda. Ve deniliyor ki asgari ücretliye zam yok. Emekli hala 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Ona geçinmek denirse artık yani sefalet e, sefalete terk edilmiş emekli. E, emeklinin derdi bu. Asgari ücretinin derdi bu. Sanayiye bakıyorsunuz. Hani işte tekstilinden tutun işte ayakkabı sektörü şeyine sektörüne kadar. Bütün hani e, üretici, sanayicilere falan bakıyorsunuz. Maliyet artışlarından şikayetçiler. Çiftçiler şikayetçi. Siz burada konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz şey anayasa Değişikliği filan yani. Bunları çözeriz de bunlara çözmeye anayasa engel mi? Şimdi zaten bakın... Bunu çözeme... Yani. Çok özür diliyorum. Bunu çözemiyorsanız siz anayasa değişikliğini de konuşmayın zaten yani. Bakın bir örnek verelim. Yani pratik bir örnek olarak. Şimdi e, tarım kanununa, tarımsal destek olarak e, kanuna ne kondu? Yüzde birin tarımsal destekler gayri safi yurt içi hasılanın yüzde birinden aşağı olamaz en az yüzde bir olmak zorundadır şeklinde 2006 yılında AKP hükümeti tarım kanununa bir madde ekledi. Bakın ekleyenler kendileri. 2006 yılından bugüne kadar bu kanun hiç uygulanmadı. E i̇şte buyurun. Hiç uygulanmadı. Bir kere bile uygulanmadı yani. Hep ya yarısı, yani aşağı yukarı hep yarısı zaten. Çoğunluk zaten tamamen o yüzde birin hep altında verildi. Bir de zamanda da verilmiyor galiba değil mi? Öyle bir bir de bir da yıl var. sonra veriliyor biliyorsunuz evet. tarımsal destekler. Yani mesela 2024 yılında 91 milyar olarak tarımsal destek hedefi olarak ifade edildi. Gayri safi yurt içi hasıla geçtiğimiz ay itibariyle veya ilk çeyrek rakamları açıklanmış herhalde. Yıllık bazda 15 trilyon lira gibi bir rakamdan bahsediliyordu. 15 trilyon lira gibi. Şu an tam rakam hatırımda değil. Pardon daha da fazla. 20-20 trilyonlara yakın 20-21 trilyon gibi bir rakamdı herhalde bildiğim kadarıyla. Bunun yüzde biri 210 milyar yapıyor. Hani 15 trilyon dahi olsa 150 milyar yapıyor. Evet. Yani şu anda 150-200 milyar gibi bir rakam 2024 yılında verilmek zorundayken kanuna göre yani. evet. 91 milyar lira hedefte var. Verilecek mi o da belli değil. Da 91 belli. milyar lira evet. bir hedefte var yani. Şimdi dolayısıyla sen koyduğun kanuna uymuyorsun. Yaptığın anayasaya uyacak mısın? Bence uymayacaksın. Tabii, uymayacaksan zaten boşu boşuna yapma zaten. Yani çünkü kendi evet. koyduğun kanuna uymuyorsun sen. Ya dolayısıyla vatandaşın hani Sayın Hüseyin Baş diyor ya, yani vatandaşın çıkarına buradan bir şey ee, yani çıkmaz. Yani buradaki hedefler, gayeler, amaçlar hani başka. İlaveten biz de onu söylüyoruz. Zaten vatandaşın çıkarına olacak olan şey cebine para girmesi, rahat bir geçim sağlayabilmesi, bu olanakların, bu imkanın onlara sunulmasıdır ekonomik olarak. Ve sizin de göreviniz bunu yapmak. Vatandaşın gündemi buyken sizin gidip konuştuğunuz konulara bakın Allah aşkına. Evet. Yani örnekler çoğaltılabilir. Evet. Yani şu anda mesela ekonomi başına Mehmet Şimşek getirildi. Peki Mehmet Şimşek'in uygulamış olduğu, Haziran'dan bu yana uyguladığı, e, neredeyse bir yılda yakın bir süre oluyor. E, ekonomi politikalarının vatandaşa faydası ne oldu? Bakın bankalar karlarını artırdılar. Evet açıklandı onlar da. Efendim evet. e, şu anda bildiğim kadarıyla sıcak para piyasalarında e, fon sahiplerinin girişleri de artış varmış. Bunu bununla övünüyorlar. Kredi hacimleri arttı, bilmem neler arttı tamam bunlar hepsi tamam. Peki emeklinin karı ne? Asgari ücretinin karı ne? Memurun karı ne? Küçük esnafın karı ne? Hiç tam tersi eriyor. Bakın bugün bir iş adamıyla. Türkiye'nin saygın iş adamlarından birisiyle görüştük. Adam şunu düşünüyor, yani o iş adamı şunu düşünüyor. Türkiye'de diyor şu anda karlılık kalmadı. Efendim pazarımız daraldı, rekabet çoğaldı. Biz artık rekabet edemiyoruz. O yüzden ben dedi işlerimi Bulgaristan'a taşımayı düşünüyorum dedi. Şimdi biz bir insanı kaybediyoruz. Türkiye'nin bir tüccarını, bir iş adamını kaybediyoruz şu anda. Sadece doktorlarımızı, sadece öğretmenlerimizi değil. Biz aynı zamanda iş adamlarımızı da kaybediyoruz şu anda. Yani yakın bir zamanda bütün evet. o yatırımların Bulgaristan'a, Mısır'a, şuraya buraya kaydını göreceğiz. Biz zaten. dışarıdan Türkiye'ye yatırımcı çekmeye çalışırken mevcut yatırımcılarımızı kaybediyoruz. Evet. Aslında çok var böyle. Yani şu anki mesele değil bu. Şu an yurt dışına e, üretimlerini kaydıran çok sayıda e, sektör temsilcileri var. Türkiye'de şu anda üretim koşulları kötü. Yani bu enflasyonla beraber üretici zaten fiyat belirleyemiyor. Adam üretiyor, iç pazara satamıyor. Üretiyor, ihracat yapacak, dış pazarda rekabet edemiyor dolar kurlarından dolayı. Ya şimdi öyle bir şey var ki ne dışa satış yapabiliyorsun, ne içe satış yapabiliyorsun. Evet. Üretiyorsun, zararını üretiyorsun. Ve şu anda mevcut faiz politikalarıyla beraber de hani üretmek yerine yani üretmekten mi ben para kazanayım, faize mi koyayım? İş adamları faize yöneliyor. Evet. Evet. Yani üreterek zarar edeceğim diyor. En azından paramın değerini korumuş olayım diyor. Adamların böyle bir mantı oluşuyor. Dolayısıyla mevcut ekonomik sistem şu anda hani devleti de üretmekten uzak tutuyor. Niye? Ee, Sayın Bağımsız Türkiye onu ifade etmişti. Yani ben araba fabrikası kura, kuracağımı devlet olarak arabalardan ÖTV. Efendim, ÖTV, KDV, Tabii. ÖTV alarak zaten kazanacağından çok daha fazlasını kazanıyor devlet. Vatandaşın ümünü sıkarak. Bu değil işte yani. Doğru. Dolayısıyla sistem o kadar yanlış ki. Hani diyorlar ya kapitalist ekonomi üretimi teşvik eder. Hayır. Türkiye'de tüketim daralıyor, tüketicinin kafasına binliyor, üreticiye de müsaade edilmiyor. Türkiye'deki ekonomik sistem bu. Türkiye'de. Bunun evet. ismi neyse artık. Neyse, yani. Türkiye'de bambaşka bir şey uygulanıyor. Şimdi çok önemli bir gelişme de var bugün. Hemen ona geçelim çünkü süremiz azalıyor. İsrail ordusu bugün Refah'a kara saldırısı başlattı. İşte başlatacak mıydı, başlatmayacak mıydı? Çünkü orada gerçekten büyük bir insanlık dramı var. Milyonlarca insan oraya sıkışmış vaziyette. Ama gelişmeler var işte karşılıklı. Bazı işte şeyler var. Detayları sizden alalım isterseniz. Kalan süreyi de bu konuya ayıralım. Buyurun. Şimdi tabii aslında İsrail defalarca Refah kentine ki bu biliyorsunuz Filistinlilerin son sığınağı olarak ifade ediliyor. Kent olarak, kent anlamında son sığınak olan kenti İşte önce kuzey bölgelerini İsrail bombaladı, işgal etti, boşalttırdı. Sonra orta bölgeleri bombaladı, işgal etti, boşalttırdı. En son Han Yunus'a, ki güneydedir Han Yunus'a Han Yunus sürdü bütün o insanları. Güvenli bölge orası dedi. Oraya sürdü. Sonra Han Hanyunus'u da bombaladı efendim e, kara işgalini yaptı. E, herkesi bütün yani 280 bin nüfusu olan, e, 280 285 bin nüfusu olan Refah kentine 1 milyon 300 yaşında, evet. civarında insan da oraya zorla tehcir ettirerek bir buçuk milyona nüfusa sahip bir kent haline getirildi. Şimdi de deniliyor ki burayı boşaltın. Biz buraya kara işgal yapacağız. Ve bunu onayladı biliyorsunuz. Netanyahu dedi ki biz bu kara işgalini yapacağız, operasyonu yapacağız dedi. Sonra işte ateşkes süreci başladı. İşte Hamas'ta görüşmeler, Mısır, Katar arada. Amerika'nın CIA direktörü var, efendim diğer yetkililer var. Mısır'da sürekli görüşmeler yaşandı ve en son ee, Hamas e, yetkilisi Hamas dedi ki biz dedi Mısır ve Katar'ın sunmuş olduğu ateşkes koşullarını kabul ediyoruz dedi. Şimdi bu açıklamadan hemen bir gün sonra İsrail bir açıklama yaptı ve dedi ki biz dedi İs İsrail Savaş Kabinesi refahta saldırıları devam kararı aldı ve bu sabah itibariyle de kara başladı. saldırısını başlattı. Şimdi o zaman bu ateşkes görüşmeleri niye yapıldı? Yani Günlerce yani haftalarca biz ateşkesi konuşuyoruz değil mi? Evet. Yani şu şartlar anlaşılmak üzere şu oluyor da bu oluyor da bilmem neydi de. Ha, ben şunu anladım. Bakın bütün bu ateşkes görüşmelerine rağmen İsrail kara saldırısından başladıysa o zaman demek ki ateşkes tam bir canvaza bak oynuyordu. Başka bir şey değildi yani. Ateşkesin demek ki hiçbir anlamı yoktu. İsrail bu görüşmelerin yok. daha doğrusu evet. hiçbir anlamı yoktu. Evet. İsrail kafasına koymuş zaten ben bu refahı vuracağım. Burayı boşaltacağım. Adam bunu hayata geçirdi şu anda. Yapılan şey bu. Ateşkes bir oya, oyalama süreci aslında. Veya şöyle belki yapmak istediler. Ha bak biz şartlarımızı sunduk, Hamas kabul etmiyor diyeceklerdi. Hamas'a kabul edince baktılar ki bu oyunda tutmuyor. Biz direkt vuralım dediler. Vurdular. Aslında yani. geç, geçtiğimiz pazar günü pazar günü olması lazım. E, Netanyahu bunun ipucunu vermişti. Bir açıklama yaptı Netanyahu. Dedi ki e, Ateşkes anlaşması olsa bile biz refah saldıracağız. Demişti. Refah saldıracağız demişti zaten evet. O zaman niye ateşkes olsun? Niye yani? yani evet. Adam diyor ki ateş siz ateş kesten anla, anlam şu mu? Karşı taraf ateşi kessin ben vuracağım. Yani demek ki İsrail anladığı buydu zaten başından beri. Evet. Peki şimdi, ne olacak şimdi yani? Şimdi tabii ilk başta e, şu anda Refah kentine bakın ne oldu? E, İsrail ordusundan yapılan açıklamada 162. Tümen 401. Zırhlı Tugay yani bayağı kalabalık bir orduyla beraber bir giriş yapılıyor. Refah'ın doğusundaki e, ordu birliklerine de destek verilerek saldırılar başlatıldı. Tabi önceden hava bombardımanları başlatıldı. Ve bu sabah itibariyle de Refah sınır kapısının kontrolü İsrail'in eline geçti. Şu anda tamamen İsrail askerlerinin kontrolünde. Ve Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada da Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Larke bugün açıklama yaptı. İsrail ordusunun Gazze'nin refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiğini ve refah sınır kapısını çift yönlü olarak tamamen bütün geçişlere ve yardımlara kapattığını, ürün geçişlerine kapattığını açıkladı. Şu anda refah kapısı, bakın İsrail'in, pardon Gazze'ye iki yerden giriş yapılıyor. Bunlardan bir tanesi refah sınır kapısıydı. Zaten o da çok yetersizdi zaten. Diğeri de Kerem Ebu Salim Shalom sınır kapısı olarak ifade ediliyor. Bu iki kapı da şimdi İsrail'in kontrolünde. Dolayısıyla şu anda kara sınırından İsrail'e yardım girişleri mümkün değil. Şimdi refah sınır kapısından Gazze'ye Gazze, ye. Gazze ye mümkün evet. değil. Bakın ihtiyaç duyulan tır aşağı yukarı 500 tır olarak, günde 500 tır olarak ifade ediliyordu. Refah sınır kapısından İsrail'in müsaade ettiği e, şey, yardım malzemeleri 150 tır falandı günlük. Çok yetersiz. Çok yetersizdi. Evet. Şimdi tamamen kapattı. Artık karadan bir giriş mümkün değil. Peki nereden yapılıyor şu an yardımlar? Şu an yardım, yardımlar paraşütlerle. Bugün Bağımsız Türkiye Partisi'leri aslında YouTube kanalında da anlattı. Onu da yarın herhalde gireceğiz. E, paraşütlerle beraber yardımlar gönderiliyor. Bazen denize düşüyor Filistinliler orada Filistinli siviller o yardımlar almak için boğuldular evet, biliyorsunuz evet. Geçenlerde de ne oldu birkaç gün önce de paraşütler açılmadı Direkt Filistinlilerin üzerine o yardım kolileri düşünce siviller orada hayatlarını kaybettiler Yani affedersiniz yani bir hayvana bile yapılmayacak olan bir muameleyi şu anda Amerikası bilmem nesi Filistinlilere yapıyor evet, şu anda maalesef Yani hadise bu evet. Peki nedir olay zamanımızda oldu? Şimdi ee, olay şu aslında, şu anda sıkıştırıldı, sıkıştırıldı. Denize yakın bir bölgeye doğru itekleniyor şu anda Filistinliler. 1,5 milyon e, Filistinli ki bunlar diğer bölgelerdekiyle beraber 2 milyon Filistinli yapıyor. Şu anda tamamen, e, Bağımsız Ülke bugün sosyal medya paylaşımında da vardı, tamamen tehcir olayı gündeme gelecek. İşte başka bu ülkelere. Da, başka ülkelere ve büyük bir ihtimalle Türkiye'ye. Şimdi Sayın Başım bugünkü yaptığı konuşmada YouTube kanalından izleyebilirler izleyicilerimiz. Şunu ifade ediyor. Diyor ki bu yumuşama sürecinde diyor. Hani batıya yumuşama, Amerika'ya yumuşama. ileride acaba hani İsrail'e biz rest çektik, ticareti durdurduk deyip ardından yumuşama adı altında, normalleşme adı altında bu bütün Filistinlileri Türkiye kabul etme olayı mı var? Evet. Gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bir tehcir var. Ve bu tür tehcirlerde de maalesef bugüne kadar yaşadığımız şey Suriyeliler tehcir edildi, Türkiye geldi. Pakistanlılar tehcir edildi, Türkiye geldi. Afganlar tehcir edildi, Türkiye geldi. E Filistinler nereye gidecek? Batı Niye kabul etmiyor. Arayız, Türkiye olarak gözüküyor. Mısır kabul etmiyor. diye Türkiye gelecek. Dolayısıyla şimdi delikanlılık yapıp böyle sanki res çekiyormuş gibi bir tavır ortaya koyup yarın da yumuşama adı altında o Filistinlileri efendim, topraklarımızda görebiliriz. İşte bu da Türkiye'yi maalesef, Türkiye'nin demografik yapısını, geleceğini tehdit eden çok ciddi bir, bir tablodur. Evet. Bunu da evet. ifade etmemiz gerekiyor. Tamam, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Ben Önemli açıklamalardı. Sevgili seyirciler, süremizin sonuna geldik. Yarın yine saat 18'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.